Denizli'nin Tavas ilçesinde para vermedikleri için tartıştığı babası ve ağabeyini av tüfeğiyle öldürdükten bir gün sonra evi ateşe veren zanlı tutuklandı. Cinayetin ardından çay içip arkadaşlarıyla sohbet ettiği ortaya çıkan zanlının ifadesinde yukarıdan talimat geldi. Babam ve ağabeyimi vurdum dediği öğrenildi. Önceki akşam Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu mahallesine meydana gelen olayda yangın ihbarına giden ekipler yangını söndürdükten sonra içeri girdiklerinde baba Süleyman Pekdemir ve oğlu Muhammed Pekdemir'in yanmış cesetleriyle karşılaştı. Babası ve ağabeyini pazar akşamı av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra bir gün sonra evi ateşe veren Kadir Pakdemir olay yerinden kaçtığı motosikletiyle Tavas'a bağlı Kızılca mahallesinde yakalandı. Tavas ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Kadir Pekdemir ifadesinde önce bıçakla öldürdüm daha sonrasında ise tüfekle vurdum şeklinde çelişkili ifadeler verdi. Jandarma dedektifleri tarafından çapraz sorguya alınan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Pekdemir babası ve ağabeyini kendisine para vermedikleri için yaşadıkları tartışmanın ardından öldürdüğünü itiraf etti. Tek başına yaşadığı Tavas ilçe merkezinden 20 Ekim pazar günü yanındaki av tüfeğiyle annesinden bir süre önce boşanan babası ve ağabeyinin yaşadığı eve geldiğini belirten Kadir Pekdemir'in ifadesinde yukarıdan talimat geldi. Eve varmadan önce tüfeği kontrol ettim. Eve girince babam ve ağabeyimi tüfekle öldürdüm. Başlarında ölmelerini bekledim. Evden ayrıldım, kahveye gittim. Çay içtim, arkadaşlarımla sohbet ettim. Ertesi gün akşam saatlerinde geldiğim evi ateşe verdim dediği öğrenildi. Uyuşturucu parası için babası ve ağabeyini öldüren zanlı jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki kişiyi öldüren cinayet zanlısının yakalanmasaydı annesi ve kız kardeşini de öldürmeyi planladığı ileri sürüldü. Olayda hayatını kaybeden Süleyman Pekdemir ve oğlu Muhammed Pekdemir'in cenazeleri adli tıpta yapılan otopsilerin ardından Aydoğdu mahalle mezarlığında yan yana kazılan mezarlarda son yolculuğuna uğurlandı.